kuşçuluk psikolojik olarak tedavi. Bizim açımızdan öyle. Başkaları açısından bilmem. Mevlam'ın verdiği büyük bir nimet. Psikolojik tedavi. İnsanı bağlıyor. Mesela boş kaldığın zaman, hani gençler için konuşuyorum, kahveye gidecektir, kumarhaneye, meyhaneye, kerhaneye, aklına ne geliyorsa, ama bu götürtmüyor. Bu seni bağlıyor. Bir anneyi çocuğu nasıl bağlıyorsa, şehir dışı çıkarken aklım bunlarda duruyor. Emanet ettiğin kişide duruyor. Benim gibi bakabilecek mi diye duruyor. Büyük bir veli nimet. Ve bunun hadiste de yeri sabit. Bazıları diyor ya, güvercin bakmak uğursuzluktur. İnanmayın. İnanmayın. Berekettir, bolluktur, fazilettir. İnanmayın. Bir kuşçu diye birisi de sizi küçümsemeye kalkıyorsa, kaldırın başınızı kardeşim. Bugün Aziz Yıldırım da bakıyor. Orhan Gencebay da bakıyor. Hakan Ural da bakıyor. Parası olan baktığı zaman, aa hobi. Gariban baktığı zaman, pis kuşçu. Yok be ya. Aynen öyle. Mesela gariban gariban bir kadınla beraber oldu mu zina. Zengin beraber oldu mu çapkın. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Her şeyin bir kılıfını da buldular ya. Fazilettir. Berekettir. Evinizden eksik etmeyin. Bir pazar günümüz, sabah akşam ben bütün yavruları yemlerim. Ufaklara mama basarım, daha büyüklerine yem basarım. Anne babasını beklemeyin, unutmayın. Bu hazırlamış olduğum, bak kuşçuların en çok yaptığı hata, bu sıfır mama. Ben bunu hazırlarken içerisine vitamin koyuyorum. Bakınız, vitamini eksik etmeyin. Hani yavrular iki ayağın üzerine basamıyor ya, vitaminsizliktendir, hastalıktan değil. Çoğusu zannediyor ki hastalık var. Ben bunları defaatle videolarımda anlatıyorum da, kimse videonun sonunu beklemediği için, alacağını aldığı için başından, 5 dakikalık videonun bir dakikasını izliyor, aldım alacağımı diyor, gerisi önemli değil diyor. Ondan sonra da şöyle miydi böyle miydi? İlyas Yıldırım YouTube kanalı Güvercin Ansiklopedisi. Bana sorulacak tüm soruların cevabı orada var, videolarda. Ama insanlarda tembellik var. İzlemek istemiyor. Ama her sorunu var. Abi izledim ben başından sonuna kadar bütün videolarda, şu soru yok. De bana abi, hemen yapayım videosunu. Yapayım abi, benim aklıma gelmiyor. Eğer bir yerde bir açık kalmışsa yapın. Yani hazırlamış olduğunuz mamada ılık suyla hazırlıyorsunuz. Kesinlikle vitamin koyun. Kesinlikle. Benim küvesinde kuş hasta olmaz. Doğal bakıyorum. Karışık yem güvercinin düşmanıdır. Bir güvercin buğdayla 20 sene yaşar, karışık yemle 3 sene yaşar. Yaşardan kastım ne biliyor musun? Ondan sonra hep sağlıksız olur. Onun için kuşlarınızı sağlıklı bakmak istiyorsanız, kuşun öz maddesi buğdaydır. Çocukları ev yemeği yemiyor. Alıştı pizzaya, kolaya, doğru mu? Ev yemeği yemiyor. Aynen güvercinlere aynı yaptık. Buğday veriyorsun, böyle suratına bakıyor. Bir gün boyunca yemiyor. Sanki anana küfrediyor. Diyor ki niye bana karışık vermiyor? Çünkü niye? Bağımlı oldu. Ondan sonra da o bağımlı olan kuşa da ilaç verirsen fayda da etmiyor. Çünkü bir taraftan ziraya ilaç dayanıyor ona karışık yemle. Bir taraftan da ilaç veriyor, tedavi ediyor. Yani kanser hastasını getirdin doktora. Doktor diyor ki ağır bir tedaviye giriyoruz ama sigarayı bırakacaksın. Adam hem kanser tedavisi görüyor, hem sigarayı bırakmıyor. Olmaz arkadaşlar. Öyle olmaz. Olmaz yani. Onun için kuşlarınızın öz maddesi buğdaydır. YouTube kanalımı iyi izleyin. O videoları paylaşın. Reklamlarını izleyin. Sonuna kadar izleyin. Beğeni yapın, yorum atın. Bu kanalın geliri size dağıtılıyor. Bu kanal şimdiye kadar 3-4 bin lira para kazandı, ben 20 bin liralık ilaç dağıttım size. Tanımayan arkadaşlar atıyor, kesiyor da öyle değil o iş. Biz zevkimizi yapıyoruz burada. Biz parayı aşmışız. Bizim parayla işimiz yok. Biz seviyoruz. Güvercin işini seviyoruz. Paylaşmayı seviyoruz. İstiyoruz insanlar doğruyu öğrensin. 20 sene
Önce buğday vardı ya. Kuş hastalığı da yoktu. Buradan da mı uyanmıyorsun işi be kardeşim? Buradan da mı uyanmıyorsun işi? Buradan da mı çakmıyorsun işi ya? Eskiden mineral taşı mı vardı ya? Taş toprak yiyordu ya. Buradan da mı uyanmıyorsun işi ya? Buradan da mı çakmıyorsun işi? Eskiden tereyağı yiyorduk. Dayatlar bize sana yağını. Ne dediler şarkısında? Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman. Algı operasyonunu görüyor musun? Zeytinyağlı. Şimdi zeytinyağı şeyde 100 gram olarak İngiltere'de eczanede satılıyor ilaç olarak. Türkiye'de zeytinyağlı yiyemem, basmada fistan giyemem. Dayandılar millete sana yağını, sünni yağları. Şimdi çıkıyor Canan Karatay hocamız, ellerinden öpüyorum. Ne diyor? Hayır kardeşim, kuyruk yağı da yiyin, tereyağı da yiyin. Demek ki neymiş? Doğal. Her şeyin doğalı kardeşim, doğalı. Sünniden kaçının, kuşlar için bu çok geçerli. Dut yaprağı 12 mucize var içinde, zeytin yaprağı öyle, kereviz pazı yaprağı öyle. YouTube kanalımda anlattım, kereviz öyle. Kuşların suyuna 5 litre bir çay kaşığı, toz kireç koyun öyle. Mangal kömürü verin kuşlarınıza öyle. Aklıma gelmiyor, bir sürü videom var. Baştan sona dakika dakika izleyin. Hem kanal kazansın hem bilgi sahibi olun. Daha ne diyeyim be abi? Daha ne diyeyim abi? Ne anlatayım başka ya? Kime anlatayım, ne anlatayım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Bunlar önemli konular. Evet, kuşlarımı yedirdim. Şimdi telefonuma bir sürü mesaj var. Bir sürü arayan var. Dün akşam iftara yakın telefonumu kapattım. İftara yakın demeyeyim, 4 saat önce de 4'te kapatıyorum telefonu. İftara kadar. Abi iftardan sonra bir açıyorum. Anam böyle bir mesaj yok. Sabah 4'e kadar herkese cevap verdim. Herkesin sorusunu bitirdim. Bazısı atıyor soruyu, hemen altında soru işareti atıyor. Niye cevap vermedin? Ben de çekiyorum ekran resmini. 999 tane WhatsApp'ta şey gözüküyor. Mesaj. Nasıl vereceğim? Benim işim acil. Sanki İlyas Yıldırım'a kimse hal hatır için yazmıyor ki. Yazan da var da. Yazmasın zaten. Ona da vaktimiz yok. Herkesin işi acil. Herkes kuşlar. Gecenin ikisine mi geldi kuşun aciliyeti aklına? Gecenin ikisi de evinde, o kümeste ne işin var? Herkesin işi acil. Kendine göre acil. Niye? Aciliyeti kuş değil. Aciliyeti sorunun cevabını alayım, işine bakacak. Ya yetecek ya başka bir şey. Ama bu karşıdakini düşünen yok. Neyse bak. Bunlar dut yap şey, asma yaprağı. Bunları alıştırırsanız kuşlarınıza şifa kaynağıdır. Bak ben bunları doğrar doğrar kümese atarım buraya. Bakınız. Kuş doğadan istediğini yesin. Mesela kirecin çok büyük önemi var. Tırtıklar ya, sıvaları tırtıklıyor kuşlar. Önce niye tırtıklıyor? Abi kireci arıyor. Kalsit, kalsiyum demek. Kalsit, kalsiyum demek. Doğada kalsittir. Diş macunu da kireçte yapılıyor. Yani kalsit. Ana maddesi kalsittir. Birçok şey kalsitten yapılır. Ya düşünebiliyor musunuz? O kadar faydalı bir şey. Kireç de kalsitten yapılıyor. Kalsiyum deposu. Verin kuşlarınıza. İşte o sıvaların içinde aradıkları onlar. Dilimize tüy bitti. Ömrümüz gitti. Bir ayağım mezarda. Anlata, anlata, anlata. Kuşçuya anlatamadım. Ya bir güvercine buğday verdiğin zaman böyle pis pis suratına bakar mı ananı söver gibi? Ya bana diyor niye karışık vermiyorsun? La uyanmıyor mu işin? Niye bağımlı ediyorsun onu karışığa ya? Zira'ya ilaç var. Aynı o kolacı bir yükle yükle yükle. Ondan sonra başka bir şey içemiyor. Bağımlı oluyor. Bağlıyor seni yani. Ondan sonra da ilaç satıyor. Sistem kurulmuş. Beyaz adam. Ondan sonra ilaç. Zira'ya karışık yemar alıcıyla Zira'ya dayanacak sana Zira'ya ilaçları. Ondan sonra da normal ilaç satacak sana. Sistemi her türlü kurmuş kendine göre. Yapmayın abi. Doğal bakın ya. Şu kanalı izleseniz yeter. Alın kalem kağıdı. Her akşam iki tane video izleyin. Al notunu. Yaz bakalım bu adam ne demiş. Bana da inanma kardeşim ya. Gir Google amcaya. Bu adam manyak. Bu Laz adamı ne diyor? Ne anlatıyor bu Mahoni kafa? Bu Mahoni ne anlatıyor? Gir kardeşim Google'a sor. Soruştur. Bana inanma direkt. Kimseye de inanma. Biri bir şey mi anlattı? Hemen eleştirme, yapıştırma. Klavye delikanlılığı yapma. Gir Google'a kardeşim. Bak bakalım bu adam doğru mu demiş, yalan mı demiş, ne demiş? Bir araştır. Adamın bilgisi yok, fikri çok. Hemen ulan ne konuştu bu İlyas Usta? Yapıştır.
La bir araştır ya. Hazreti Ali demiş ki ben ilmi Çin'de olsa gider alırım bir harf öğrenmek için. Şimdi bilgi para etmiyor ya. İnsanlar kıymet vermiyor bilgiye ya. Ayağının altına koyuyorsun, başlıyorsun eleştirmeye. Vay vicdansız kuşu çestim, parçaladım, gaddar hayır. Geçen gün gırtlak ameliyatı yaptık. Küçük yavru, bardaktan küçük. Burada içeride mantarı var. Kestik, değil mi? Kestik, diktik. Kuş olmuş ana çiftleşiyor. Kademe kademe hepsini gösterdik abi. Bir eleştirirler, bir eleştirirler. Elin cavru kuşun bağırsaklarının içinden mantarı söker alır canlı canlı. 5 milyon izlenir Türkiye'de. Biz gırtlak ameliyatını yaptık. Helal olsun biz de yapıyoruz diciğine. Bir vatan hainliğim kalmadı ya. Bir vatan hainliğim kalmadı ya. Abi biz yeri geldi mi kahraman oluyoruz. Gerçekten öyle. Bak yeri geldi mi mesela bayrak vatan millet dendi mi hepimiz kahramanız. Rahatlığa da verdik mi birbirini yerden yere vurmaktan hiç geri durmuyoruz be ya. O kahraman adam bir anda oluyor sokak köpeği gibi. Hav 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 hav. La kurt köpeği ol da adam ol da kurt köpeği gibi ol da asil ol. Ben anlamadım bu işten bir şey. Hiç anlamadım. Ağzıyla konuşuyor. Yoksa 5 yaşta çocuklar mı yazıyor oradan? Onu da anlamış değilim. Bilgisi olmadan fikri olan çok. İnsanlara yararlı bir şey diyorsun, gösteriyorsun. La Avrupalı yaptığını vay adamlar bak ne güzel yapıyor görüyor musun? Bak bizimkiler uyuyor diyor. Yapıyorsun. Allah belanı versin. Kuşa niye eziyet ediyorsun? Canlı canlı çesme. Laflara bak ya. Ey mahoni kafa ya. Söz bitmez, laf bitmez. Ben de İslam'dım. Şimdi gideyim eve şeylere cevap vereceğim. Size biraz. Bunlar Hollanda. Bunlar büyük stratejileri. Bunlar strateji dedikleri Hollanda. Evet. Gelse arkası bunların küçük kuyrukluları var. Daha minikleri var. Moderna dedikleri. Moderna'nın da küçüğü var bende. En küçüğü piyasada Moderna. Onun da bir küçüğü var bende. Minyatür. Hollanda'nın minyatürleri var bende. Ben anlamadım. Mesela Hollanda'nın arka tepelisi var bende. Allah veriyor herhalde. Piyasada Hollanda'nın arka tepelisini ben hiç görmedim. Hollanda'nın minyatürünü de görmedim. Ama benim kuşun altından minyatür düşüyor. Böyle de bir bereketli adamım. Allah herkesin gönlüne göre versin be. Vallahi Allah herkesin gönlüne göre versin. Demek ki yani ben Şahin taksi alıyorum. Kümeste onun altından Mercedes geliyor. Öyle düşünün. Ben anlamadım. Şimdi dedim ki Çanakkale'den gelin hediye kuş vereceğim size. Benim kuşlarıma bakın. Bir kişiden ses çıkmadı. Bir kişiden. İnsanlar hediye kuş da istemiyor. Şehir dışından kesinlikle yazmayın. Çünkü şehir dışına gönderim otobüs motobüs onlar hikaye. Benim işim değil. Bana ters. Çanakkale'de yaşayan varsa hediye kuş yapacağım. İlyas Yıldırım bilezikli. Baksın abi. Tabii alacak adamın da kümesine bakacağım ha. Becerisine bakacağım. Gerçekten bu adam kuşa kıymet veriyor mu? Yoksa buğday atıp bırakıyor mu? Pisliğin içinden bakıyor. Onu da söyleyeyim ya. Ben kuş hediye edeceğim. Kuş satmıyorum. Kuş hediye edeceğim. Çıkan yavruları hep veriyorum. Anaç da verebilirim. Problem değil. Çanakkale içi gerçekten kümesi güzel olan, bakmasını bilene İlyas Yıldırım bilezikli bu Hollandalardan hediye edebilirim. Ve benim bir kuşum kayboldu arka tepe. Çok sevdiğim bir dişim. Altında yavruları vardı. Ama maalesef Çanakkale'de o bize geri dönmedi. Çanakkale küçük yer. Dönmesi gerekirdi. Bunca insana mezatta kuş almışlığım vardır ya. Hiçbir mezatta en az 3-4 tane çocuğa kuş satmıyorum. En az. Ama benim kuşum bana geri gelmedi. Çok üzüldüm. O kuş kimsenin işine yaramaz. Kimse de burada Hollanda yok. Ama ben onu üretip yine milleti sahiplendirecektim. Dönmedi bana. Çok ısrar ettim, yalvardım. Facem'de paylaştığım videosunu. Dönmedi. Dönmedi yani. Oh, her şeyde bir hayır var diyelim. İsteyene Çanakkale merkezden kümesini görmek şartıyla iyi bir kuşuya her türlü kuş hediye edilir. Yayını burada keseyim arkadaşlar. Hafif hafif ben de İslam'dım.
Yorumlarınızı göremiyorum çünkü kamera ters bana. Bugün bir güzel video paylaşmayı düşünüyorum yine. Bir konu hakkında. Ama başka bir videoda gelebilir bana, bilmiyorum ama bugün kesin bir iki saat sonra bir güzel video paylaşacağım, bilginiz olsun. Videoları izleyin, izlediklerinizde paylaşın. Hacenizde paylaşın, bir iki grupta paylaşın, destek olun. Destek olun, bu kanalın tüm gelirleri size dağıtılıyor. Başka da bir şey demiyorum yani. Diye diye tüy bitti dilimle. Bu kanalın kazandığı her kuruş fazlasıyla size dağıtılıyor. Allah'a emanet olun diyeceğim. Görüşmek üzere.